Şimdi Ahlatçı Yatırım Araştırma Müdürü Barış Ürkün'le birlikte ekonomideki son gelişmeleri değerlendirmeye çalışacağız. Barış Bey, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk, merhaba. Dilerseniz Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ekonomiye dair verdiği önemli mesajlarla başlayalım. Yüksek faiz, düşük kur, kısır döngüsü yerine aslında yatırım, üretim, istihdam odaklı ekonomi politikasını işaret etti dün Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye'de ciddi bir döviz varlığı olduğunun da aslında altını çizdi ve bir kez daha faiz sebep, enflasyon neticedir dedi. Ne dersiniz Türkiye'nin ekonomi politikalarına ilişkin? Şimdi tabii Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dünkü açıklamalarının oldukça önemli olduğunu herhalde söylemek gerekiyor ilk etapta. Yani çünkü yani şimdi bir süredir hani takip ettiğimiz bu faiz indirimi süreçleri, işte arka arkaya gelen faiz indirimlerinin aslında bir sonucu olarak da bu açıklamayı herhalde yorumlamak gerektiğini düşünüyorum ben. Yani herhalde ekonomik anlamda bugüne kadar yani çok uzunca bir zamandan beri devam eden bir yolun dışına çıkıp başka bir yolda ilerlemeye doğru mu acaba gidiyoruz? Onun mesajlarının ben Sayın Cumhurbaşkanı tarafından verildiğini açıkçası öncelikle düşünmeye başladım. Yani çünkü uzun yıllar boyunca yüksek cari açıkla seyreden bir ülke ekonomimiz vardı ve zaman zaman yaşadığımız o kur şokları nedeniyle sonraki aşamalarda artan dış borcumuzu finanse etmek adına işte Sayın Cumhurbaşkanı da belirttiği gibi işte IMF gibi, Dünya Bankası gibi kuruluşlardan elde edilen fonlarla o borcun döndürülmeye çalışıldı ve yüksek faiz ortamı devam ettiği bir ekonomik model içerisinde yıllardır devam ettik. Şimdi bundan yavaş yavaş dönme çabası ve onunla ilgili bir hedef değiştirme, yön değiştirme patikasına mı giriyoruz? Biraz onu herhalde önümüzdeki dönemde izliyor olacağız. O açıdan önemli bulduğumu söyleyebilirim. Çünkü açıklamaların içerisinde yatırım, üretim, ihracat bunların olması gerektiğine bahsetti. Yeniden olması gerektiğinden bahsetti. Bu olduğu sürece cari açığın cari fazla dönmesi ve istihdamın bu yönde sağlıklı bir şekilde artmasından bahsetti. Bunlar çok aslında ileriye dönük olarak, ileriye yönelik olarak bakıldığında atılması gereken en sağlıklı adımlar aslında. Bu açıdan önemsediğimi söylemek istiyorum. Bu tabii ki kısa vadede bu yöne saptıktan sonra bunun düzelmesi tabii ki çok mümkün değil ama bu tabii ki atılacak olan önemli adımlarla, üretimin teşvik edilmesiyle, yatırımın teşvik edilmesiyle ve istihdamın bu yönde artırılmasıyla birlikte kalkınma yönünde atılacak önemli adımlar olarak değerlendirmek lazım. Eğer gerçekten bu yola gireceksek bunun tabii kısa vadeli sonuçları biraz can sıkıcı olacaktır. Ama uzun yıllara yayılan dönemde eğer bu uygulamalardan vazgeçmeyerek kararlı bir şekilde devam edersek ileriki aşamalarda, yıllarda bunun meyvelerini almaya başlayacağımız sağlam bir ekonomik modele ve temele doğru girmeye başlayacağız. Mesela şimdi bunların tabii ki bazı adımları da atılıyor son zamanlarda. Mesela biz önemli oranda enerji ithalatçısı olan bir ülkeyiz şimdiye kadar bakıldığında. Bunu da kendi lehimize çevirmek adına önemli çalışmalarımız var. İşte Doğu Akdeniz'de, Karadeniz'de özellikle doğalgaz sondaj çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Ve enerjiyi de bu noktada bağımlı hale gelmemek için ve bu bağımlılıktan kurtulmak için önemli çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Ve bu yatırımların da bu açıklamalarla birlikte yatırım tarafına doğru, üretime doğru bundan yönlendirilmesiyle birlikte bu bağımlılıktan da kurtulabilirsek sağlam bir ekonomi modeli doğru gideceğimiz aşikar bu noktada. Bu açıdan önemsiyorum ama kısa vadede dediğim gibi kur hareketi olarak bakıldığında bilinen politikalardan dönmesi biraz zor olduğu için buraya doğru alışkanlık olduğu için biraz o yüzden bunun kur hareketinin yukarı hareketi yansımalarını göreceğiz bir süre daha diye düşünüyorum açıkçası. Ve baktığımızda da aslında enflasyonla gelinen nokta itibariyle yani kurun olması gereken seviyelere geldiğini bundan sonraki süreçte de gidecek olan yola bakmamız gerektiğini açıkçası düşünüyorum biraz daha. Peki dövizde beklentiniz ne? Bunu sorayım. Evet, şimdi tabii faiz artırımı önümüzdeki süreç içerisinde bu açıklamalar eşliğinde baktığımızda Merkez Bankamızın zaten son toplantı metninde de ortaya koyduğu şekilde bakılırsa faiz artırımı seçeneği artık çok masada gözükmüyor. Hatta Aralık ayında da bir faiz indirim seçeneğinin daha kullanılmasının istendiğini toplantı metninden gördük. Yani bu açıdan baktığımızda tabii ki bunun kura yansımalarının yukarı hareket olarak yansımasının göreceğiz bir sürede. Bunu söylemek gerekiyor. Açıdan baktığımızda da işte 11.50'lerdeydi sabah saatinde baktığımızda. Şu anda 11.70'in üzerine doğru bir hareket olduğunu görüyoruz. Ve tabii sadece bu içeride yaşadığımız bu gelişmeler değil. Dışarıda da dolar endeksinin yükseldiği bir hareket var son zamanlarda. Tabii. Şimdi böyle bir ortam içerisinde bir yön değiştirme çabası tabii ki kısa vadede bu sancıları yaratacaktır. O yüzden kurda bir süre daha yukarı hareketi görme ihtimalimiz de olacaktır diye tahmin ediyorum. Tabii bu aşamadan sonraki süreçte biraz daha 12, belki de 12 seviyelerine doğru bir yükseliş eğilimi herhalde biraz daha göreceğiz gibi duruyor bu süreç içerisinde.
Evet, aslında Cumhurbaşkanı Erdoğan dün şu konuya da çok dikkat çekti. Türkiye'de ciddi bir döviz varlığı olduğunun aslında altını çizdi. Aslında bireylerin döviz borcu değil, bankalarda ve yastık altında ciddi bir döviz varlığı vardır dedi. İhracat ve ithalat işi olanlar dışında aslında kayda değer düzeyde döviz borcu olan şirketimiz de yoktur dedi. Ve bankalarımızın aslında en önemlisi bu, açık pozisyonları bulunmuyor dedi. Ne dersiniz? Ya tabii yani bankanın özellikle hedge mekanizmasını kullanmalarıyla birlikte hani bakıldığında hani o noktada risklerini daha minimize ettiğini söylemek gerekiyor. Ama diğer tarafa baktığımızda yurt içi yerleşiklerin yani vatandaşlarımızın tabii ki yükselen enflasyon karşısında doğal olarak hani bir geleneksel yatırım aracı olarak gördüğü dolara doğru yöneldiği ortamı izliyoruz. Şimdi enflasyonda kısa vadede hem iç hem de dış dinamiklerle birlikte bakıldığında doğal olarak bir geri çekilme eğilimi şu anda biraz zor olduğu için doğal olarak yerli yatırımcının da dolarda kalmayı tercih ettiği süreç de var bir süreçte. Bunu da görebiliyoruz. Yani o açıdan hani Cumhurbaşkanımızın demiş olduğu o yastık altında ya da bankalarda duran dövizleri bu açıdan değerlendirmek lazım. Yani şu anda getiride daha doğrusu götürüde olan Türk lirasının değerinin kaybının daha fazla olmaması için yatırımcılar biraz doları tercih etmeye devam ediyorlar. Şimdi bu demin bahsettiğimiz tüm konular orta uzun vadeli periyotta gerçekleşeceği için bu noktada sağlanacak güven ortamının biraz daha güçlendirilmesi lazım ki ilerinin beklentilerini biraz da öngörülebilir, yatırım ortamının daha iyileştirebilir halde olduğunu görelim. Ve bu da istihdama yansısın ve üretimi artışını gerçekleşirse o zaman buradaki yastık altındaki dövizlerin büyük ihtimalle hani bozulduğu süreci görebiliyor olacağız. Bu dediğim gibi biraz da uzun soluklu süreç eğer gerçekten bu konuda istekli olunursa gibi gözüküyor diye düşünüyorum ben. Evet, buradan borsaya bakalım. Borsa İstanbul rekor seviyelerine devam ediyor. Dünkü kapanışında aslında 1755 puanla tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirdi. Sizin borsa ile ilgili beklentiniz ne? Evet, borsada 18 Ekim yanlış hatırlamıyorsam o tarihten itibaren ciddi bir yükseliş ivmesi başladı. Yani. Ekim'in ortasından itibaren başlayan bir hamle var borsada. Ve bugüne kadar baktığımızda da önemli bir düşüş, bir düzeltme olmadan da geldik. Ve 1755, dün hatta 1760 seviyelerin yakınlığı da denendi. Bir yükseliş ivmesi var. Burada tabii ki o süreç yani bu geçen süreçte yani yurt dışı piyasaların yüksek seyretmesi yani risk işten yüksek seyretmesi burada önemliydi. Onun etkisi vardı. Bizde doların yükseliş eğiliminde olması biraz dolar bazında yani döviz bazında bakıldığında endeksi ucuzlattığı için yabancı yatırımcı nezdinde de biraz ilgi artışı olarak bize yansıdı son zamanlarda. Aynı zamanda dolar TL'de yine bahsedecek olursak bu yükseliş ivmesinin bir miktar koruma kalkan olarak endekse de yöneldiğini yatırımcılar tarafından gözleyebiliyoruz. Yani yurt dışı yatırımcı da içeri yabancı doğru giriştikçe açısından tabii, da çok cazip. Evet, aynen öyle yani yabancı ilgisinde son zamanlarda oluşan artış yani yurt dışı yatırımcının da bir miktar endekse yönelmesine biraz etken oldu diye düşünüyorum ben. Hacimlerde artış var. Tabii hacimde aynen son zamanlarda bir artış var. Bu artışlarla birlikte bakılırsa endekste yani Türk lirasındaki bu negatif yani ayrışma bir durumu gerçekleşmeye devam ediyor. O yüzden endeks tarafında bir miktar daha yönü yukarı olacağına dair bir beklenti açısı sahibim. Çünkü bahsettiğim gibi döviz bazında hala ucuz olmamızın bir etkeni var burada. Ve yurt dışı endekslere göre bakılırsa da hala bir potansiyel vaat ediyoruz. Yani o noktada hala ucuz seviyelerdeyiz. Hala bir prim potansiyelimiz var. Bunlarla birlikte bakıldığında içeriye doğru girişler yurt dışından ve yurt dışından da gelmeye devam ediyor. Ama tabii zaman zaman düzeltme hareketleri de olabilir. Yani bu gelinen seviyeler itibariyle bakıldığında daha önce de bunu bahsetmiştim ama olmadı. Ama yine aslında bu yükseliş devam ettikçe bir düzeltme eğiliminin de olması muhtemel gibi de gözüküyor. Bunu da göz ardı etmemek lazım. Nereye çünkü kadar göstergeler biraz atışırı alımlarda artık yani. Bunun bir düzeltmesi gelme ihtimali var artık diye düşünüyorum. Yani 1760 direncine bakmamız lazım. Mesela bugün, mesela dün geçemedi. Ondan önceki gün de geçemedi. Mesela bunun üzerine geçemezse düzeltme hareketleri gelir. O da şundan gelebilir. Şimdi son günlerde Avrupa'da başta olmak üzere bazı diğer ülkelerde de bu vaka sayılarında yeniden bir tekrar artış kapanmalar gündemde. Aynen evet. Öyle. Yani bu vaka sayılarındaki artışla birlikte bir kapanmalar, kısıtlamalar gibi açıklamalar geldiği anda dünya borsalarına da yansıdı. Karışık evet. Seyir gördük aslında tabii. Dünya borsalarında. Biraz daha bir varlıklardan çıkışlar meydana geldi, riskli varlıklardan. Bunun ne gibi etkileri olacak önümüzdeki günlerde? Yine eskisi gibi çok ciddi bir kapanma gelecek mi ya da ciddi boyutta bir vaka artışına sahne olacak mı tekrardan? Biraz buna odaklanmak lazım. Bu biraz risk iştahını etkileyebilir bir görüntü arz etti son birkaç gündür. Yani bence bir diğeri de dün mesela gerçekleşen bu Biden'ın Powell'ın yeniden aday göstermesi. Evet, FED başkanlığı evet. için. Yani mesela bu da Amerika'da endeksleri önce pozitif yansısa da sonraki aşamalarda işte Powell'ın biraz daha şahin görüntü arz etmesiyle birlikte. Yani işte varlık alım azaltımında hız arttırması,
Aralık ayında beklenen toplantıda bu bekleniyor işte. Daha hızlı davranıyor. Evet, evet diğer FED başkanı. Bir de gelecek sene faiz artırım beklentinin biraz da öne gelmesi. Bu gelişme biraz onu destekledi. Mesela Haziran'a geldi bu faiz artırım beklentisi ilk aşamada. Bunlar önümüzdeki süreçte biraz risk iştahını olumsuz etkileyebilecek unsurlar olabilir. Bu iki etkeni dikkat etmek gerektiğini, takip etmek gerektiğini düşünüyorum. Mesela bununla ilişkili olarak yarın Fed'in FOMC toplantı tutanakları açıklanacak. Onu soracaktım. Aynen. Bir dakika içerisindeyiz. Çok hızlı toparlayabilir misiniz? Piyasalara nasıl yansıyacak? Evet, toplantı tutanaklarında şu konuşulmuş mu ana bakacak bence yatırımcılar. Aralık ayında varlık alım azaltılmasının hızın arttırılmasıyla ilgili Fed yetkilileri ne düşünüyor? Çünkü son günlerde bununla ilgili daha fazla konuşma yapmaya başladı. İşte Bullard olsun, Clarida olsun, Bostich olsun bunlar daha fazla bu konuda konuşmaya başladılar. Bu toplantı tutanaklarında girmişse eğer bu miktar satış ve düzeltme hareketi olarak yansıyabilir. O açıdan bunun yurt içi piyasalar açısından da düzeltme fırsatı olup olmayacağına bakmak gerektiğini açıkçası düşünüyorum. 1700-1715 destek seviyede de izlenmesi gereken yerler diyerek tamamlıyorum. Peki Barış Bey, çok teşekkür ediyoruz yayına katkı sağladığınız için. Sayın seyirciler, Ahlatçı Yatırım Araştırma Müdürü Barış Ürk